Merhaba çocuklar, ben trafik polisi Yalçın Erken. Size bugün trafik kuralları nelerdir, trafik dedektifi ne yapar? Bunları anlatmak için buradayım. Evet, trafik dedektifleri ne yapar? Trafik dedektifleri tüm kurallara uyar. Sizler de ailenizin trafik dedektifi olmak isterseniz anlatacağım kuralları iyi dinlemeli, öğrenip uygulamalısınız. Önce trafik nedir? Onu öğrenelim. İnsanların, araçların ve hayvanların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine trafik deriz. Karayolu üzerindeki hareketli ve hareketsiz bulunan insanlara yaya deriz. Bizler trafikte en çok yaya rolünü üstleniriz. Yayaların uyması gereken kurallar vardır. Her zaman kaldırımdan yürümeliyiz. Yürürken kendimize göre sağ tarafta, iş yerlerine yakın taraftan yürümeliyiz. Karşımızdan gelen yayalara yol vermeliyiz. Eğer kaldırım yoksa, taşıt yolunun en sol tarafından gelen araçları görecek şekilde yürümeliyiz. Bu şekilde araçların hareketlerini görebiliriz. Dalgın araç sürücülerine karşı önlemimizi alabiliriz. Yolun karşısına geçmek istediğimiz sırada güvenlik geçiş yerlerini aramalıyız. Bunlar yaya geçidi, okul geçidi, üst geçit, alt geçit, trafik polisinin olduğu yerler ve ışıklı trafik geçitleri. Işıklı yaya geçitlerinde yayalar için ve araçlar için iki ayrı ışıklar bulunur. Biz yaya için olanı kullanmalıyız. Yayalar için ışıklarda iki tane ikon bulunur. Biri kırmızı duran adam, biri yeşil yürüyen adam. Biz kırmızıda durur, yeşilde geçeriz. Tabii tüm bu güvenlik geçişlerini kullansak dahi önce solumuza, sonra sağımıza, sonra tekrar solumuza bakıp karşıya geçmeyi unutmuyoruz. Yolda oyalanmadan, hızlı adımlarla yolu kontrol ederek karşıya geçmeliyiz. Araçta güvenli yolculuk. Araca binerken, inerken her zaman kaldırım tarafındaki kapıları kullanmalıyız. Araca biner binmez emniyet kemerimizi takmalıyız. Boyumuza ve kilomuza göre koltuk seçimi yapmalıyız. Eğer boyumuz 150 santimden aşağıdaysa ön koltukta oturmuyoruz. Arka koltuk için boyumuz 135 santim, kilomuz 36 kilo ise sadece emniyet kemeriyle oturabiliriz. Diğer türlü kendimize özel koltuk ya da yükseltici alıyoruz. Okul servis araçlarına binerken mutlaka arkadaşlarımıza saygılı oluyoruz ve rehber personelimizin sözüne uyuyoruz. Servise binerken, inerken sırayla binmeliyiz. Yolculuk süresince ayağa kalkmamalı, oturup emniyet kemerini takmalıyız. Çantamızı oturduğumuz koltuğun altına koyuyoruz. Servis şoförümüzü rahatsız etmeyecek şekilde düşük sesle konuşuyoruz. Bisiklet sürerken uymamız gereken kurallar. Her zaman kaskımızı ve koruyucu ekipmanımızı kullanmalıyız. Nerelerde bisiklet, paten, kaykay sürebiliriz? Evimizin bahçesi, okulumuzun bahçesi, çocuklar için ayrılmış parklarda, bisiklet yolunun olduğu yerlerde, yani taşıt trafiğine kapalı alanlarda kullanabiliriz. Ayrıca pandemi sona erdiğinde, eğitimimiz başladığında, bu trafik eğitim de uygulamalı olarak bu trafik kurallarını öğreneceğiz. Dört tekerlekli bisikletler, akıllar, we'll be right back.
yüzden maskenizi takın, virüse bulaşmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eminim anlattığım tüm kurallara uyacaksınız. Bu yüzden hepiniz ailenizin trafik dedektifi oldunuz. Ailenizden biri bu kurallara uymazsa trafik dedektifi olarak onları uyarın. Şimdi son kez trafik dedektifi videosunu izleyip size hoşça kalın demek istiyorum. Hazırlıklar tamam. Hoşça kalın. Dedektifler gelsin. Trafik dedektifleri tüm çocuklara trafik kurallarını öğretmeye hazır mısınız? Hazırız. Her şeyi görmeli, kuralları bilmeli. Trafik dedektifi hatayı önlemeli. Her şeyi görmeli, kuralları bilmeli. Trafik dedektifi hatayı önlemeli. Çocuklar, isterseniz siz de trafik dedektifi olabilirsiniz. Ne dersiniz? Trafikte bilinçli nesiller yetişsin diye trafik dedektifleri...